Sosyal Güvenlik Kurumu 2002'den bu yana en iyi dönemini yaşıyor. Gelir gider dengesi açısından. Bu mümkün mü? Bu kadar kişi emekli oldu deniliyor, emekli sayısı arttı deniliyor. Nasıl biz gelir gider dengesini, Türkiye'de şu anda gelirlerle giderlerin karşılama oranı %97. %70'lerdeydi, şu anda %97. Nasıl olur bu iş? Bu mümkün değil. Nasıl oldu biliyor musunuz? Emekli aylıklarını düşürerek. Emekli sayısı çok. Bakın çok da değil. Bu kavramı da kullanmak istemiyorum. Şimdi İsviçre'nin nüfusu 7 milyon, yarısı emekli. Diğer Avrupa ülkelerinin de hepsinin rakamları da var bizde. Yani Türkiye'de emekli sayısı çok. Söylemi de aslında bir algı. Yani bakın emekli çok. O yüzden biz aylıklara artış yapamıyoruz. Bu bir algı. Bu doğru değil. Türkiye'de 11 milyon emekli var. Türkiye'nin nüfusu da şu anda 100 milyona yakında nüfusu var. 11 milyon da emeklisi var. Yani abartılacak bir durum yok. Ama az aylık vererek, yani bunun için sistemi de değiştirdiler. Ben yıllardır şunu söylüyorum. Diyorum ki ya, muhalefet şunu söylemiyor. Emekli aylıkları düşük, emekli aylıkları artırılsın. Emekli aylığı düşük, emekli aylığı artırılsın değil sorun. Emekli aylığı hesaplama sistemi değiştirilmelidir. Emekli aylığı hesaplama sistemiyle beraber bu kişilerin öyle bir indeks belirleyeceksiniz ki bu kişiler daha sonra enflasyonla beraber sorun yaşamayacaklar. Yani böyle bir hesaplama sistemine Türkiye'de acil ihtiyaç var. Neden emekli aylığı hesaplama? Bakın gelişme büyümeden bahsediyoruz. 2008'e kadar ülke büyüyordu, gelişiyordu. Büyümenin %100'ü emekliye yansıtılıyordu. 2008'de %30'a düşürüldü. Ya bunu hiç kimse konuşmuyor. Yani hiçbir şey yokmuş gibi davranılıyor. Daha sonra da emekli aylıkları niye düşük? Yani emekli aylığını biraz arttıralım, asgari ücreti biraz arttıralım değil. Sistem kurulmadığı sürece yarın öbürsü gün bizler toprak olup gittiğimizde çoluğumuza, çocuğumuza bir sistem bırakamayacağız. Ya o çocuklar ne yapmış diyecekler ya, her şeyi dağıtmışlar, dağınık bir puzzle'ı bırakacağız ki toparlasınlar diye. Kamuda gerçekten haysiyetli, gerçek, samimi bir tasarruf yapılabilse, emekli aylıklarını düşürerek kapattıkları açıkları zaten gelir gider dengesiyle halledebilirler mi? Yani saraylar olmasa, ne bileyim ben, bu konvoylar olmasa, bu uçak filoları azaltılsa. Çünkü şu anda kamuda tasarruf diye yaptıkları tek şey, özellikle CHP'nin kazandığı belediyelerde, hepsinde yapıyorlar ama tabii CHP önemli ölçüde belediyeleri kazandığı için, 450 belediye kazandı CHP geçen seçimde. Orayı kesiyorlar mesela. Bakın Özlem Hanım, geçen yıllarda ekonomik kriz konuşulduğunda hep hükümet ya da Cumhurbaşkanı çıkardı. Yol yaptık, köprü yaptık, şu kadar yol yaptık derdi. Doğru, Ama şu haklısın. anda yol ve köprü neden konuşulmuyor biliyor musunuz? Çünkü o kadar büyük ekonomik kriz var ya, var ki insanlar peki o yolu kaça yaptık? Köprüyü kaça yaptık? Kıyaslamaya girecekler. Bunu soracaklar diye yol ve köprü konusu kapandı. Kamuda tasarruf derken aslında biz bir şeyler yaptık. Tabii yapanlar yine bu ülkenin mirası olarak bu ülkede kalacak. Herhangi bir sorun yok. Ben de o yolları kullanıyorum. Uçağa da biniyorum. Mutlu da oluyorum. Ama biz kaça yapılacak bir havaalanını kaça yaptırdık? Kaça yapılacak köprüyü kaça yaptırdık? İşte bu kaynakları nereye akıttık? O kaynaklar kime gitti? Bu şirketlerin kimler ortağı? Bunlar ortaya çıkacak. İlerleyen yıllarda bunlar ortaya çıkar. Ama işte millete verilmeyen para, yani ortada bir para var. Sizin cüzdanınızda 10 bin lira bir para var. O orada duruyor. Siz o 10 bin lirayla bir şeyler alıyorsunuz ki o para eksiliyor. Bir anda o para eksildi Türkiye'de. Yani ne yaptınız da eksildi? 10 bin lirayla gittiniz, kahvaltı mı yaptınız, yemek mi yediniz, lüks bir restoranda mı yemek yediniz, parayı düşürdünüz. Kayıp mı oldu bu para? Türkiye'de kayıp. Yok. Ya o zaman bu anlattıklarınızdan şunu anlıyorum Özgür Hocam. Yani emekli için de sabit gelirli için de önümüzdeki 1,5-2 sene için böyle tünelin ucunda çok da bir ışık yok. Yani nasıl ayakta kalıyorlar? Zaten Sıkıntı. anlamak mümkün değil. 10.000 TL ile 17.000 TL ile nasıl, yani şöyle oluyor herhalde, bir evin içinde birkaç kişi bu maaşları alıyor. İşte o bütçeler birleşiyor. Bir sosyal dayanışma sistemi var belki de. İşte bütçe tasarrufları yapılıyor evlerde. Başka türlü, çünkü bu rakamlarla gerçekten, yani hem doğalgazı ödeyeceksin, hem elektriği ödeyeceksin, hem internetini, telefonunu ödeyeceksin, hem su faturanı ödeyeceksin, hem mutfak masrafını karşılayacaksın. Eğer kiradaysan kiranı karşılayacaksın. Allah korusun, yaş ilerleyince sağlık sıkıntın varsa onlara bir çözüm getireceksin. Yani mümkün değil bu matematik, imkansız yani.